Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz. İnşallah bu akşam da belki bildiğiniz ya da ilk defa duyacağınız ama önemli bir mevzuyu anlatmaya çalışacağız. Dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum şimdiden. Programımız ortalama yarım saat civarı sürüyor, çok fazla uzatmıyoruz. Herkesin dinç bir şekilde ve kolay anlaması için de bol örnekler vermeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızın başlığından da anlayabileceğiniz gibi her insanı ilgilendiren bir mevzu. Değerli kardeşlerim, bu hayatta bazen saçma ya da kötü olduğunu bildiğimiz halde yapmaya devam ettiğimiz alışkanlıklarımız olabilir. Veya bir alışkanlık edinmeyi isteriz. Güzel bir alışkanlıktır diğer insanlarda gördüğümüz, özendiğimiz bir şeydir bu. Benim de böyle bir alışkanlığım olsa ne güzel olur deriz ama bir türlü o alışkanlığı edinemediğimiz zamanlarda vardır. Kafamızda kurduğumuz, hayatımızda değiştirmeyi istediğimiz şeyler vardır artık yeter, ben bunu yapmayacağım veya bunu yapacağım gibi. Bütün bunlar kısır bir döngü gibi devam eder durur. Örneğin kilo ile alakalı diyetler yapılıyor değil mi? Bunların çoğu yarıda kalabiliyor. Hayatımızın birçok yerinde kararlar alıyoruz ama bu kararları yeterince uygulayamıyoruz. Yani hayatımıza bunları yerleştiremiyoruz. Her ne kadar böyle zamanlarda motivasyon konuşmaları denen efendim onun bunun şunun kitaplarını okuyarak haydi bu sefer başaracaksın. Haydi sen busun. Sen ne kadar şöylesin, böylesin gazını alsak da bir süre sonra diyetleri de unuttuğumuzu bunun içerisine sporu, işte yürüyüş yapmayı ekleyebilirsiniz veya şu kadar tesbihat yapmak istiyorum, şu zikri çekmek istiyorum diyebilirsiniz. Ekseriyetle bunları yarıda bırakıyoruz, değil mi? Bunun tersine mesela ne yapıyoruz? Daha bizim faydalı olarak görmediğimiz, mesela cep telefonunu aşırı derecede kullanmak veya abur cubur dediğimiz zararlı birçok gıdayı tüketmek, veya saatlerce bir video oyunu oynamak gibi gibi şeyler. Bunların çoğunun bizim için yarardan çok zarar verdiğini, en azından zaman kaybı olduğunu bilsek de bir türlü ne yapamıyoruz. Bunlardan vazgeçemiyoruz. Bu olabilir. Bugün bunu biraz araştırmaya, bunun sebepleri nedir buna bakmaya çalışacağız. Örneğin bir kitap okumak varken Diyelim ki tarihle ilgili, diyelim ki bir siyer kitabı olsun bu. Diyelim bir e, dinimizi anlatan veya peygamberlerin hayatını anlatan bir eser olsun. Bunları okumak varken saatlerce oturduğumuz yerde bir dizi izlemek ne kadar istikrarlı bizim için. Veya yürüyüş yapmak varken hiçbir yer bulamadığınız evinizin içerisinde hareketli olmak varken saatlerce genç bir delikanlının bir savaş oyununda adam öldürmekten neden vazgeçemediğini, neden yararlı şeyler yapamadığını düşündünüz mü? Evet. Arkadaşlar ve kardeşlerim, hepimiz ödüllendirilmeyi seviyoruz. Bu ödüller bazen maddi ödüller olabiliyor, bazen manevi olabiliyor. Lakin şunu unutmayın, dışarıdan gelecek ödülden daha tatmin edici ve en değerlisi belki de içimizde saklıdır. Nedir o? beynimizin ödül mekanizmasıdır. İşte dopamin dediğimiz bu hormonun salgılanmasını sağlıyor. Bu mekanizma bize mutluluk veya bir doyum hissi, e, coşku veriyor. Yani aslında aldığımız bu ödüller bu sistemi aktif ettiği için biz mutlu oluyoruz. Konu inşallah anlaşılmıştır. Benim sana hediye vermemden ziyade sen kendini bu kaçamaklarla veya şu 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 aktiviteleri bırakıp da zararlı veya hiç yararının olmadığını bildiğin şeyler olsa da onlara adapte ediyorsun ve bunlarla mutlu oluyorsun. Bu kötü alışkanlık sigara olarak da geçerlidir. Allah korusun kumarda da böyledir. Düzgün bir şeylerin dışında farklı şeyler hayatımıza girer ve biz bunlardan artık zevk alıyoruz. Beynimiz buna alışır, bunları tekrar tekrar ister. Hemen bir örnek vereyim burada. Bir genç düşünün, ailesiyle beraber 40 yılın başında bir pikniğe gitmiştir. Şehrin o debdebesinden, koşuşturmasından uzaklaşacaklardır. Böyle Allah ne verdiyse bir şeyler serilir. Herkes mutludur ama yavrunun elinde bir cep telefonu vardır ve saatlerce sanki geldiği yeri unutmuşçasına o oyununu oynayacaktır veya sosyal medyada zaman geçirecektir. Arada oğlum, kızım dediğinizde ha ne var efendim diye sadece tepkiler görürsünüz. Yani o çocuk o doğanın içerisinde 40 yılın başında çıktıkları o binanın içindeki sıkıcılık, şehir hayatındaki o klakson sesleri mi isterseniz yami, hava kirliliği isterseniz, onlardan uzaklaşmasının farkında değildir. O, o anda neyi odaklıyor kendisini nereye odaklanıyor daha doğrusu, o cep telefonunun içerisindeki oyuna ona kaptırmış. Onun ödülünün olduğunu düşünüyor. Ondan mutlu oluyor. Bu herkes için farklı farklı olabilir. O genç için, bu sosyal medya programı bunun için şu film, bu dizi veya bu bağımlılıklar içerisinde işte alkolü Allah korusun, e, kumarı, sigarası falan devam ediyor. Yani zevk alacağınız bir iş yapıyorsanız eğer doğru orantılı olarak da dopamin salgılanmış oluyor. Daha öncesinde bir uyaran sayesinde bu salgılanmışsa bu uyaran dediğimiz nedir? Mesela bir olayla karşılaştınız, bir şeyi denediniz veya izlediniz veya duyduğunuz. Bu sizin o an mutlu etti, mutlu olduğunuz bir an. Bunu beynimiz alıyor, bunu saklıyor. Bu bir uyaran dediğimiz hale geldi ve bu uyaranla birlikte başka bir zaman tekrar karşı karşıya geldiğinizde beyniniz otomatikmen dopamin üretecek bir müzik tanısı duydunuz, mutlu bir anınızda onu dinlediniz ve aradan dört ay geçti, bir sene geçti, aynı müziğin o işte ritmini duydunuz, oradaki sözleri duydunuz, aynı şekilde lezzet alabiliyorsunuz. Yani dopamin dediğimiz şey aslında hayatımızın merkezinde ama biz bunun farkında değiliz. Dopamin aslında sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan ve nörotransmitter adı verilen bir madde. Ancak bu madde öyle gözde görülmeyen veya tabii dışarıdan bakıldığı zaman görülmeyen ama çok çok önem arz eden bir işlevi var. Evet, kan basıncını ayarlıyor, hareket etmemizi sağlıyor, tansiyonumuzu bile bu yönetiyor dopamin. Ve dopamin olmadığı zaman biliyorsunuzdur Parkinson hastalığı var mesela. Kas katı insanlar kesilebiliyor. Gülme refleksleri yok yani yüz kasları vesaire çalışamayabiliyor. Aynı zamanda bugünkü konumuz olan kısma gelelim. Ne demiştik? Sadece bedenin de tansiyonunu ayarlamıyor dopamin. Bizim hayatımızın da tansiyonunu ayarlıyor. Bir şeyleri öğrenmenin yolu da dopaminden geçiyor kardeşlerim. Dopamin azaldığı zaman dikkatiniz azalıyor. Doping maddelerinin bir kısmı da yine bu dopamini arttırıyor. Böylece bir olaya karşı dikkat kesilebiliyoruz. Şimdi konunun çok ayrıntılarını merak edenler için uzmanlarımızın bu konuda videoları, yazıları var. Onlara inşallah sizi yönlendiriyorum. Ama bugünkü programın süresi kısıtlı olduğu için hemen bir iki örnek vererek konuya geçmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, aynı zamanda dopamin dediğimiz şey uykumuzu da ayarlıyor. Uykusuzluğun hangi hastalıklara, hangi sıkıntılara davetiye açtığını biliyoruz. Yine o örneği vereyim size. Sigaradaki nikotin diye bir madde var. Yüzlerce zararlı madde, onlardan bir tanesi nikotin. İşte bu mezolimbik ödül sistemi denilen yerdeki reseptörlere ekleniyor ve tütün bağımlılığı için bir rol oynuyor. Vücuda zararlı olduğunu bile bile efendim bir insanın içiyor olmasının sebebini de bu şekilde aktarabiliyoruz. Mesela çay. Çok fazla çay içmenin de yararlı olmadığını biliyoruz. Aynen sigara gibi ki onunla mukayese etmeye bile gerek yok ama zararlı olduğunu bile bile buna devam ediyorum diyor mesela kardeşlerimiz. İşte bu bağımlılıktır kardeşlerim. Bugün şunu öğrendik bilim insanlarının açıklamalarıyla dopamin bir haz maddesi. Yani bir şeyden haz aldığınız zaman beyninizde artık öğrendik bir bölgeden başka bir bölgeye bir salınma olmuş. Çikolata yediğinizde sizin hoşunuza gelen, sizi mutlu eden bir şey yaptığınızda dopamin harekete geçiyor. Ruh halimizi de etkiliyor dopamin. Kendimizi daha iyi, daha hoş hissedebiliyoruz olmadığı zaman da kendimizi cezalandırılmış gibi hissediyoruz ve o zaman ödül ceza mekanizmasını da dopamin çalıştırıyor. Ne yapıyoruz? Morali bozuk olduğunda bir insanın canı sıkıldığında ki bunu gençlerimizden çok fazla duyuyoruz. Ne oluyor mesela? Bu can sıkıntısını eğer daha önce bir oyunla veya o sosyal medya programıyla diyelim giderdiyse tekrar eline o cep telefonunu alıyor veya o oyunu açıyor. İşte bugün mesela dini yaşantıyı ele alacak olursak, birçok Müslümanın namaz kıldığındaki o hazzı ve yatağa yattığında yassı ezanı mesela okundu, yassı ezanı okunduktan sonra özellikle, hani uyku bastırdığı için söylüyorum, yatmıyor olmaları da elbette inançlarından kaynaklanıyor, ama bunu bilimle izah etmeye çalışırsanız da uzmanlar öyle diyor yine bu dopamin devreye giriyor. Çünkü inananlar da Allahu Teala'ya secde ettiklerinde, kendilerini ve her şeyi yaratan, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'ya secde ettiklerinde, dua ettiklerinde, kendisini tesbih ettiklerinde aynı hazı, aynı mutluluğu alıyor. Yani bu dopamin bilimsel bir kaide ve çok çok önemli bir malzeme Allahu Teala'nın ikramlarından bir tanesi işte o hayatın her bölümünde ve her şekilde düşünen insanları da kapsıyor. Değerli kardeşlerim, mesele bu. Şimdi geçelim bu dopaminin o zaman kabahati nedir? Madem insanlar bir şeyi yapıyorlar ve bundan mutlu oluyorlarsa dopamin salgılanıyorsa bırakın insanlar ya, devam etsinler aynı şeylere. Hayır, mevzu böyle değil. Neden? Eğer dopamin seviyesini fazlalaştırırsak ve vücudun normal salgıladığı sistemden çok çok daha fazla bir şekilde bu devam ederse, artık vücut bunu eskisi kadar ne yapmıyor, salgılamıyor. Onunla beraber harekete geçen serotoninde de bir takım azalmalar oluyor. Bir cep telefonu örneği. Instagram'da hikayeler diye bir bölüm var biliyorsunuz veya rail diye yazıyor. 3-5 saniye bakıyorsunuz pat bir video geçiyor. 3-5 saniye sonra pat bir video daha geçiyor. Küçücük çocuklarımız bile şu anda ne yaptı? Bir saat mesela elinde cep telefonu olsa, bu uygulama olsa binlerce ne görecek? Fotoğraf veya video karesi görecek. Şimdi bunu niye anlattım? Canınız sıkıldı, böyle biraz telefona bakayım dediniz. Örneğe devam ediyorum. Ama artık size cep telefonu sarmadı. Bu sefer böyle bir uygulama içerisine girdiniz. TikTok gibi vesaire. Maalesef birkaç saniyede bir değişen, en fazla 30 saniyede bir değişen binlerce şey izlediniz. Baktınız normalde mutlu hissediyorsunuz kendinizi. İnsan mutsuz olduğu bir şey yapar mı? Siz mutlusunuz. Lakin beyninizde artık o kadar farklı bir salınım oluyor ki neden sizin zaten bu cep telefonlarına bağımlı olmanızı isteyen birileri hangi videoları izliyorsanız, fark ettiyseniz onunla ilgili videolar atar. Örneğin bir kedi videosuna tıkladığınız pıt 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 arka arkaya binlerce eğer vaktiniz varsa kedilere ait videolar izlersiniz. Yani sizin dopamin oranınızı, salgınızı arttırmaya yönelik girişimlerdir bunlar. Tabii sizi çok düşündüklerinden dolayı değil, izlenme başına aldıkları ücretten dolayı bu böyledir. Belli bir zamandan sonra o izlediğimiz görüntüler, hep yeni içerikler, heyecanlar, merakımızı uyandıran şeylerle zihnimiz o kadar doluyor ki, artık monoton bir hayat dediğimiz veya sıradan böyle sakin, sessiz bir hayat bize sıkıcı geliyor ve bir süre sonra bizim izlediğimiz o birkaç dakikada belki 10 tane 20 tane video bile yetmez hale geliyor. Dopamin artık eskisi gibi salgılanmadığı zaman da problemler çıkıyor değerli kardeşlerim. Yani kabahat dopamin maddesinde değil onun yaratılmasının bir sebebi var. Mevzu biz beynimizi eğitemiyoruz. Bağımlılıklarımızın üzerine gidemiyoruz. Yeni haz yani yeni lezzetlere bağımlı hali gelmeye başladıkça bir süre sonra dopamin daha fazla daha fazla yüklendiği için artık vücut bunu kesmeye çalışıyor. Ne yapabiliriz peki? Evet bunun bir alternatifi var. Evet hiç hayatımızda yeni bir şey olmayacak mı? Bir şeyleri denemeyecek miyiz? Deneyeceğiz. Burada akıllı davranırsak eğer, bağımlılık nesnelerimiz var dedik ya, onlara bazı setler çekersek mesela günde ben şu kadar buna gireceğim ama yararlı olduğunu bildiğim şu 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 kitabı okuyacağım veya şu yararlı olduğu bilinen videoyu izleyeceğim veya çiçeklerle şu kadar vakit geçireceğim. Temizliği şu zaman yapacağım gibi başka şeylerden de mutlu olmayı kendimize ödev olarak getirmek gerekiyor. Yani beynimize biz hakim olamazsak Maalesef bugünkü sosyal medya örneğinden devam ettik. Birileri bizim beynimize ne yapıyor? Hakim olabiliyor. Sonra başkalarının istediği şekilde hareket etmeye, başkalarının istediği şekilde giyinmeye ve o hay hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Yani aslında biz biz olmuyoruz kardeşlerim. Bu alkol olabilir Allah korusun. Bu bağımlılık, bilgisayar olabilir. Yani oyunlar olabilir. Bu TikTok programları olabilir. Her şey olabilir. Yemek olabilir mesela. Kimisi de yemek yediği zaman kendini mutlu hisseder. Yani bu eski alışkanlıklarımızı aslında vücuda bizim alıştırmamız önemli olan. Bugün kitap okudun mesela. Hayatında hiç kitap okumamışsındır. Ertesi gün yine bir yarım saat ayırdın. Ertesi gün yine bir yarım saat daha ayırdın. Beynin artık bunu anlar ve belli bir zamandan sonra dopamin salgılanmaya devam eder artık yeni hazlar eski alışkanlıklar haline geçer. Tabi bu ilk başta hemen uygulanacak kadar kolay mı değil, beynimizin haz almayı öğrenmesi, yönetmek zor olabilir ama imkansız değil. Neden? Beynimiz öğrendiğimi kolay bırakmıyor. Mutsuz olduğumuz bir anı unutabiliyor muyuz? Aklımızdan çıkarmaya çalışsak da çıkaramıyoruz değil mi? Veya bir deprem yaşadıysak, bir tecavüz, bir tehdit, çok korktuğumuz bir şey, kendimizi kötü hissettiğimiz bir an, o nerede başımıza geldiyse, oradan geçerken aynı korkuyu, aynı heyecanı, aynı kalp atışı hızlanmasını yaşıyoruz. Beyin öğrendi bırakmıyor. Biz yeter ki beynimize güzel şeyleri aktaralım. Beynimize hayırlı işleri anlatalım. Beynimize bir sohbet dinlemeyi, güzel bir eser okumayı, kitap okuma alışkanlığımız yoksa onu edinmeyi öğretelim.'' Daha sonra biz bundan zevk alacağız. Öbür türlü monoton bir hayatta bunlar bizim canımızı sıkacak kardeşlerim. Peki biz neden günah işliyoruz? Bunun dini açıklamaları zaten nefisle doğru orantılı. Ama bugünkü programda konuştuğumuz mevzulara da bir nesi var, bağı var. Beynimizde günah işlememizi sağlayan limbik sistem bölgesi var hayatta kalmamız veya hayat kalitemizi arttırmamız için var olan tüm tetiklemeler buradan etkileniyor. Mesela yemek yiyoruz. Başımıza bir şey geldi, korkuyoruz, kaçıyoruz diyelim. Evleniyoruz, birini seviyoruz gibi bizim ihtiyaçlarımız var. Bunlar en önemli, birincil dediğimiz ihtiyaçlar. Buranın limbik sistemin beynimizde yer alan limbik sistemin e, önemi bu. Bütün bu ihtiyaçlarımızın tetiklendiği yer. Peki birincil olmayan, mesela ikincil olarak dediğimiz ihtiyaçlarımız var. Çok önemli değil ama yine bizim için ne yapıyor? Önem arz ediyor diyelim. Mesela bir anda dondurma yemek istediniz. Bir anda kahve canım çekti dediniz. Veya kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz. Şöyle bir efendim akşam vakti güneşin batışını izleyeyim gibi. Bütün bu Mevzular, hayatımızın haz ve mutluluğunu artırma fonksiyonu olarak burada görülüyor. Örneğin heyecanlı sporlar vardır mesela. Aa ben bunu hayatta yapamam dediğiniz şeyler vardır. Paraşütle atlayanlar değil mi? Neler neler vardır işte spor yapanları, bu işleri yapanları bu fiile iten de bölüm, beynin bölümü burası. Kardeşler aynı zamanda sigara gibi, alkol gibi, madde bağımlılarının da, hayatlarına bu maddeyle devam etme uyarımı da yine bu lobdan sağlanıyor, bu limbik sistem bölgesinden sağlanıyor. Yani bugün dedikodu bile burada yoğruluyor. Gerçekten öyle. Dedikodu yapma ihtiyacı mesela. Dedikodu da bir bağımlılık. Gel ya şurada şu iki lafın belini kıralım. O onu mu dedi, bunu mu dedi demeden öteye. Hatta şunu bile duyuyoruz. Ya öyle ki dedikodu yaptığım zaman rahatlıyorum, deşarj oluyorum diyor mesela dedikoduya bağımlı olan bir insan belli bir süre aralığında sürekli birisini bulup konuşma eğer bulamazsa birini telefonda yazma ihtiyacı duyuyor. İşin özü şu. Limbik sistem vücudumuzda var olan anımızı daha güzel ve heyecanlı geçirmemizin bölgesi. Yani yaptığında bu acaba benim yaptığım mantıklı mı değil mi bunu düşünmeksizin durduk yere heyecan arama merkezi. Daha önce de konuştuk. Haz veren bir şey yaptığımız zaman ne salgılanıyordu? Dopamin hormonu salgılanıyordu. Ve bu yaptığımız şeyi biz tekrarladığımız zaman da ne olmuş oluyor? Beyin o fiile bağımlı olmaya başlıyordu. Böylece boş kalan bir beden heyecan hormonu olan dopamin ihtiyacında düşme hissediyor, zayıflık hissediyor ve durduk yere garip olan, belki de mantıksız olarak gördüğü şeyleri yapmaya başlıyor. Peki bu Döngüden kurtulmak imkansız mı? Elbette hayır. İnsan aynı şekilde başka bir yerden de yardım alıyor. Bu nasıl bir lobtu limbik sistem bölgesi? Aynı şekilde prefrontal korteks adında dürtülerini kontrol etme ve mantıklı karar verme bölümüne de sahip yaratmış Allahu Teala. Bir örnek verelim. Bir hayvan için beynin alt tarafından gelen acıktın hemen saldır emrini durdurma mekanizması yoktur. Ama insan için o limbik sistem, ne edildi limbik sistem? Ne diyor sana? Yemek istiyorsun, hemen saldır. Dürtüsünü durdurabilir. İnsan oradan gelen o dürtüyü durdurabilir. Zaten öyle olmasa nefis nerede? Öyle olmasa affedersin hayvandan ne farkımız var ve öyle olmasa cennet ve cehenneme ne fark var? Yani insanın hayvandan en önemli farkı zaten bu değil midir? dürtülerine engel olabilme, frenleyebilmedir. Gelelim Müslümanlar bu durumda neler yapmalı? Birincisi, eğer sürekli iyi amel, iyi işler yaparsak beynimiz artık iyi işlerden, yaptığımız iyi amellerden zevk almaya, heyecan duymaya başlar. Boş kaldığı zaman acaba kimin gıybetini yapsam, hangi kötü şeyi izlesem, dinlesem demez güzel bir amelin peşine düşer. Yani bu da dopaminin salgılanmasına sebebiyet verir. Bu ilk maddemiz. Kendimizi hayırlı işlere kanalize edeceğiz. O yüzden derler ya 40 vakit sen bir namaz kıl Allah'ın izniyle veya 40 gün sonrası gelir. Veya bugün uyuşturucuyu bıraktın şöyle bir 10 gün 15 gün kendini sık inşallah sonrası gelir. Gerçekten de böyledir. Nasıl alıştırırsanız o şekilde devam ettiğini görürsünüz. Boş kalan bir delikanlı düşünün. Canı sıkılıyor. Eğer bu kardeşimiz bu konuştuğumuz mevzular konusunda daha hayırlı, daha yararlı bir iş, bir meşgale bulamadıysa, boş kaldığı anda heyecanı düştü, depomin salgısı düştü. Ne yapacak? Haram bir şeyleri izleme ihtimali artacak. Yani cep telefonundan da bu haramı işleyebilecek. Allah korusun daha farklı bir şekilde de olabilecek. Bunları düşünen bir Müslüman kardeşim bir delikanlı, şimdi ona geçelim. Yine böyle bir dürtü halinde canı sıkıldı mesela bir olay oldu. Ne yapacak? Enerjisini belki sporla veya fakirlere yardım eden bir dernek faaliyetine katılma ihtimali olarak değerlendirecek bunu. Efendim veya şöyle bir abdestini alacak veya canı sıkkın, aklından farklı şeyler geçecek, bir yürüyüşe çıkacak belki veya bir arkadaşını arayacak veya YouTube'dan yararlı bir içerik izleyecek. Yani beyni günahtan sonra bu arkadaşımız ne yapmış oldu? Zincirleme reaksiyon olarak devam eden heyecanı düştü, canı sıkıldı, depomin salgısı azaldı. E, bir heyecan gerekiyor. Bu heyecan şeytanın istediği şekilde de olabilir. Allah korusun zina ile, fuhuş ile, işte ne bileyim uyuşturucu kullanmakla, içkiyle, hırsızlıkla, sırf macera olsun diye gayri ahlaki şeyleri veya ölüm tehlikesi olan şeyleri yapmak mesela. Ama ne yaptı bu kardeşimiz? Bunu bastırdı ve sonraki gelecek olan kötülüklerden Allah'ın izniyle ne yapmış oldu? Korunmuş oldu. Kardeşlerim, Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün. Zindanda zina işlememek için ne yaptı? Zindanda kalmıştı. Suçlanmıştı. Zindanda Allah yolunda acı çekmek onun beynindeki heyecan ve aksiyon duygusunu doyurmanın yanında ona ibadet zevki veriyordu. Zina onun mantık korteksinde iğrenç ve mide bulandırıcı geliyordu. Meseleyi anlayabiliyoruz değil mi inşallah? Yani Müslümanın da her anında, hayatının her anındaki sınav olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Hayvandan farkımız bu. O korteksten gelen güdü, böyle ama ötekinde de Allahu Teala ne yaratmış efendim bunlara karşı durabilmeyi yaratmış. Zaten bu olmasa ne oluyoruz? Akıl baliğ olmuyoruz. Mükellef sorumlu olmuyoruz. Evet. Kendisini terbiye eden gençlere Yusuf Aleyhisselam örneğini de vermiş olalım. Yine değerli kardeşlerim beyin eğer haram olmayan bir diyelim faaliyet nedir bu? Bir Örgü işi olabilir. Bir boyama işi olabilir. Kitap okuma işi olabilir. Spor faaliyeti olabilir veya sohbet dinleme olabilir. Tekrar ediyorum. Haram olmayan meşgalelere dalar. Kendisine İslam içi veya İslam'da haram olmadığı gibi kendi nefsini ve heyecan korteksini oyalayacak bir şeyler bulursa beynin o bahsettiğimiz ben heyecan istiyorum, macera istiyorum uyarısı verme ihtimali daha düşük oluyor. Mevzu bu. Zaten o adam veya o genç, o kadın her neyse bir aktivite içerisinde olduğu için hayatı bir forma girmiş. Sabah namazı var, öğle namazı var, ikincisi var, akşamı var, yatsı var. Bunların aralarında birine selam verdi, evine geldi, besmele çekti. Belki akşamleyin bir sohbet dinledi. Yani hayatın her döneminde zaten Müslüman eğer kendini yakışan bir şekilde hayatına devam ederse bu durgunluklar bu düşüklükler çok çok uzun sürmeyecektir. İnsan beynini yaratan Allahu Teala bu durumu aslında bize öyle mükemmel anlatıyor ki İnşirah Suresi'nde de geçiyor tefsirlerde boş kaldığın zaman insanın kalkması, yorulması, hayırlı işlerle efendim uğraşması da bize tavsiye edilmiş. Yani boş kalmayacağız biz bir yere e, derler ya böm böm bakıyorsun diye bakmayacağız kendimize zaman ayırabiliriz sessiz sakin bir yerde durabiliriz ama boş bir anımız uykunun dışında bu tefekkürün dışında olmayacak neden oturduğun yerde bile tefekkür ediyor insan boş durmuyor bu çok önemli bir mevzuydu inşallah bilmiyorum dilim dönmüştür Efendim aklım yetmiştir bunları anlatmaya değerli kardeşlerim. Son olarak bu dopamin konusuyla ilgili önemli bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Ne yapmak ne yapmam gerekiyor diyenler için söyleyeyim. Bilimsel bir metottan bahsedeceğim. Sizi mutlu eden ama yararlı olmadığını düşündüğünüz, hatta size zararı olduğunu ama bir türlü işte terk edemediğiniz bir şey olduğunu düşünün. Ama mutlu oluyorsunuz onu yaparken. Bunu bir süre kenara atın, kenara bırakın. Bir gün, iki gün, mesela her gün yaptığınız bir şey ise bu, bunu ya tamamen bırakın ya da sınırlandırın. Bir örnek, cep telefonunda biliyorum çok fazla bir bana yararı yok hatta zararı var ama uzaklaşamıyorum dediniz. Gün de diyelim üç saatini ayırdın. Bunu bir saate indir, bir hafta. Bunu bir hafta. İnanın bunun faydasını göreceksiniz. Bundan uzak kalmaya başlayınca Kendini böyle bazen tedirgin hissedebileceksin, o normal. Gergin hissedebilirsin. Ne bileyim artık böyle canın daha da sıkkın hale gelebilir 2-3 gün boyunca. Ya tüh ya İbrahim abi bana böyle dememişti. Benim şu an mutlu olmam lazımdı. Hayır, hiç paniğe kapılmayın. Tam da aslında olması gereken oluyor. Ne yaptınız? O dopamini vücudunuzdan biraz azalttınız. Ama bunun karşısında ne yapacaksınız şimdi? Kendinize bir ödül vereceksiniz. Normalde ne yapıyordunuz? Her canınız sıkıldığında iyi mi, kötü mü, haram mı, helal mi e, demeden ne yaptınız? O ödülünüzü istiyordunuz. Dopamin, dopamin, haz, 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 haz dediniz. Ya, yok ya ben bunu yapamayacağım, şu telefonu alacağım artık dediğiniz zamanlarda olacak. O zaman ne yapacaksınız? Kendinize başka bir meşgale, bir kitap yarım saat. Ertesi günde, ertesi günde veya spor veya yürüyüş veya başka bir şey. İnanın, birkaç gün geçtikten sonra, hatta 24 saat diyor uzmanlar, bununla bu stresle başa çıkabileceksiniz ve 2-3 gün sonra zaten Allah Allah ben daha önce telefonsuz duramam diyordum veya şu bilgisayar oyununu oynamadan duramam diyordum veya Allah korusun şu haramı işlemeden duramam diyordum demek ki durabiliyormuşum dersiniz. Vücudunuza, beyninize daha doğrusu neyi alıştırırsanız öyle gider. Sadece kendinize zaman tanıyın. Birkaç gün, durumuna göre birkaç saat bununla başa çıkabilirsiniz. Biz Allahu Teala'nın imtihan olarak gönderdiği kullarız. Kendimiz evet Allah indinde aciziz ama Allahu Teala dünyada acizliğimizi hatırlatmakla beraber kendimizi de yerden yere vurmamızı istemiyor. Kendisine inanacağız ve "Hayır ben bunu başaramam, ben bunu yerine getiremem." bu cümlelerden uzak kalacağız. Allah Celle Celaluhu isterse yardım ederse ben bunu yaparım diyeceğiz. Peki dopamini ben nerelerden elde edebilirim? Genelde kendimi mutsuz veya yorgun hissediyorum. Bu dediğiniz şeyleri dinleyeceğim. O zararlı şeyleri e, hayatımdan yavaş yavaş uzaklaştıracağım ama e, dopamin düştüğü zaman da sıkıntı yaşarsam ne olur derseniz bilim insanları diyor ki şimdi sayacağım 5-6 tane yiyecek var. Bu yiyecekleri günlük veya iki güne bir tüketebilirsiniz. O karar aldınız ya kendinizi bilgisayardan veya bilgisayar oyunu diyelim veya televizyon diyelim neyse artık o uzaklaşmaya karar verdiğiniz anlarda şunlara ağırlık verin. Bir, badem. Kuru yemiş türlerinin içerisinde dopamin seviyesini korumaya yardımcı olan malzemeler var. Ama badem, esansiyel bir amino asit olan, burası çok önemli, fenilanin içeriyor. Yine günde 5-6 tane öyle bir avuç bir avuç değil, zaten pahalı bir şey. 5-6 tane 2-3 güne bir atabilirsiniz. Yine elma içerisinde kuersetin denilen bir madde var. Bu da dopamin hücrelerini hasardan koruyan e, polifenol içeriğe sahip destekleyici. Bunu da yiyebilirsiniz. Çok az olmak kaydıyla böyle her gün her gün değil, normal çikolatadan bahsetmiyorum. Bitter çikolata denilen çikolatayı şöyle bir e, ne derler ona? Kibrit kutusunu geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz. Onun da içerisinde fenilenin denilen o yağ var. Kakao ne kadar yüksek olursa o kadar sizin için faydalı olabilir. Muz mesela içerisinde dopamin seviyesini yükseltmeye yarayan malzemeler var. Yumurta keza aynı şekilde içinde 9 tane aminoasit var mesela. D vitamini bakımından da güzel. O da bizim için yararlı. Yani dopamini konuşuyoruz. Çilek, somon balığı mesela bu zamanda da en kolay bulabilirsiniz. Karpuz içinde aminoasit tirozin için iyi bir kaynak var dopamin üretiminde kullanılan B6 vitamini, belki daha önce duymadığınız karpuzun içerisinde var. Eğer farklı bir hastalığınız yoksa şeker hastalığı gibi, böyle günde bir dilim, iki dilim karpuz tüketebilirsiniz. Son olarak kabak çekirdeğini unutmayın. Kavrulmamış, çiğ kurutulmuş kabak çekirdeğini kullanabilirsiniz. Bunları ne için yapıyoruz? Dopamin seviyemiz bizim heyecan arayan, yeni başlangıçlar arayan bir ödül mekanizması vücudumuzun. Biz bazı yanlış kararlar aldık, bazı günahlarımız var, alışkanlıklarımız var, kötü şeyler. Bunlar illa günah ve kötü olmak zorunda değil. Gereksiz olduğunu düşündüğümüz şeyler, zaman kaybı olarak düşündüğümüz şeyler olabilir. Hayatımızdan bunları def etmemiz veya azaltmamız gereken zamanlarda yardımcı olarak bu yiyecekleri mümkün mertebe kullanmaya çalışıyoruz diyelim. Evet, inşallah mevzuyu anlatabilmişizdir. Bu konu ve diğer mevzular hakkında öneri, eleştiri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Sürçülisan ettik, affola. Programımızın nihayetine geldik. Rabbimiz Celle Celaluhu, tüm zararlı alışkanlıklardan, bunun içerisinde haram olanlar da dahil olmak üzere kurtulmayı nasip eylesin ve kolaylıkla, en kolay yoldan, en hayırlı yoldan nasıl uzaklaşacaksak o şekilde bizlere bunu nasip eylesin. Bizim hangi hayırlı amellerimiz olması gerekiyorsa, gerek ruh sağlığımız için, gerekse elbette ahiretimiz için, ikisi birbiriyle zaten beraber, onları da bize güzel göstersin Rabbimiz. Amin, amin, amin diyoruz bu duaya. Hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz efendim. Bir başka yayında tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyine Muhammed.